Bunun maddi manevi bir karşılığı olmalı. Herhangi bir talebiniz olmadığını söylemiştiniz. Düşündüm. Olması gerektiğine karar verdim. Hiç şaşırmadım. Şartlarımın hepsi burada yazılı. Bundan sonra hiçbir konuda uzlaşma yoluna gitmeyeceğim. Teklif etmeyin lütfen. Ali Bey'in tek celsere boşanma isteği ancak şartlarım yerine getirilirse gerçekleşecek. Başka türlü olması mümkün değil. İnanın telefonda böyle konuşmadı. Bir şey istemiyorum demişti. Şuraya bakın. Ne istiyorsa verelim. Yeter ki bir an önce bitsin bu iş. Merhaba Necla. Ne o? Özür turlarına buradan mı devam ediyorsun? Efendim? Şimdi de benden özür dilemeye geldiysen boşuna zahmet ettin. Ben babam gibi bağışlayıcı değilim. Hoş. Babamın senin elini ne düşünerek sıktığı da belli değil. Hırsını almak istemiş bile olabilir. Ben buraya senin için gelmedim. Ali Bey'le randevumuz var. Öyle mi? Öyle. Dün beni aradı. Görüşmek istediğini söyledi, ben de geldim. Hoşça kalın. Sizden haber bekliyorum. Hı hı. Arayacağım. Güle güle. Günaydın Ferhunde Hanım. Günaydın. Buyurun. Teşekkür ederim. Gelişim Necla için sürpriz oldu galiba. Evet, bilmiyordu. Ne içersiniz? Çay lütfen. Çay rica ediyoruz. Teşekkürler. Kriz büyük anlaşılan. Ben krizleri çözmek için bu şirketin başındayım. Durumumuza gelince, mali bir sıkıntımız yok. Şahsi portföyümü daha verimli hale getirebilmek için sizinle görüşmek istedim. Tunceller Holding'de harikalar yarattığınızı biliyorum. Teşekkür ederim. Anlaşırsak birbirimize çok yardımcı olacağımızdan eminim. Güzel. Mesele yok o zaman. Merhaba, ben Necla Sarper. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ah, çok iyi. Engin Bey, ben sizi bir değişikliğe haber vermek için aradım. Bugünden itibaren projenizin tamamıyla ben ilgileniyorum. Evet, doğrudan benimle görüşeceksiniz. Tek muhatabınız benim, evet.
Ben bunu yazılı olarak da bildireceğim size. Ama önce bir konuşalım istedim. Bu arada projenin bütçesini tekrar gözden geçirdim. İstediğiniz indirimi de gerçekleştireceğim. Evet. Tabii tabii. Bir ara ziyaretinize geleceğim. Yeni sözleşmeyi getiririm o zaman. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Size de. Necmi Bey, merhaba. Ben Necla Sarper. Nasılsınız? Teşekkürler. Bugünden itibaren projenizden tek başıma sorumlu olduğumu haber vermek için aradım. Bitti mi masaj? Bitti. Ah, benim de omuzlarım kas katı. Ah, bir ovan olsa. Hiç duyuyor mu bak? Şimdi de meşgul. Kimi arıyorsunuz? Necla'yı. Sabahtan beri açmıyordu. Şimdi de sürekli meşgul. Daha fazla çaldırma diye açık bırakmıştır. Cep telefonlarında öyle bir şey olmuyor ki. Aman, düzeltmeye de bayılırlar. Biz şimdikiler gibi elimizde cep telefonuyla dolmadık. Hah, arıyor bak. Ha. Alo. Nehir abla, merhaba. Ah, canım, sen miydin? Kim? Fikret, Fikret. Ne oldu, ne yaptınız? Sorma, inanılmaz bir şey oldu. Allah beterinden saklasın. Ne oldu kızım? Buraya gelince Oğuz'un yaşadığını öğrendik. Ne? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Durumu iyi değil ama hayatta. Gece ameliyat olmuş. Yoğun bakımda şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Ay şu işe bak. Ne olmuş? İyi günler. Kapatmam lazım şimdi. Sonra konuşuruz. Fikret, dur, kapatma, anlat. Ay, ne oluyor ayol? Alo, Fikret. Ali Rıza Bey, Ali Rıza Bey. Oğuz ölmemiş, yaşıyormuş. Ne diyorsunuz? Hayriye Hanım, Hayriye Hanım. Gözün aydın kardeşim. Ambulansa yanında olmak istiyorum. Durumu çok ciddi hanımefendi. Doktorlar kesinlikle izin vermez. Ben karısıyım. Yanında olmak hakkım. Zaten polis eşliğinde helikopterle nakledilecek. Ortada yasal bir durum da var. Ya çok rica ediyorum lütfen. Anlamıyorsunuz galiba. İmkansız. Bunun ne işi var burada? Ne işin var senin burada?